çay ağacı yağı. Melaleuca alternifolia. Avustralya yetişen. Latincesi. Evet. Avustralya yetişen bir bitki. Kaptan Cook dünya turu yaparken işte şey ya. Buluşlar yapmak için yola çıktığında Avustralya'ya varıyor. Bakıyor diyor ki insanlar oranın yerlisi bir bitkinin, bir ağacın yaprağını çayını içiyorlar. Aa bu çaymış, çay ağacıymış ya. Çay ağacı yani çay ağacını bilmiyor ya. Çay ağacı zannediyor bitkiyi. Oradan kalıyor. Aslında tea tree İngilizcesi, Latincesi Melaleuca alternifolia. İngiliz asıllı bir seyyah da Afrika'da seyahat sırasında ayağından yaralanıyor. Yarası bir türlü iyileşmiyor. Kangrene dönüşe korkusuyla Londra'ya dönüyor. Aa, kardeşi diyor ki o çok kolay diyor. Biz bunu çay acıyla hallederiz. Çay acıyla birkaç gün pansuman yapıyor. Yara hemen iyileşiyor. Aa, yarası iyileşir iyileşmez. İngiliz asıllı seyyah Avustralya'ya gidiyor. Diyor ki ben bunu yetiştireceğim. Bunun yağını dünyaya satacağım. Ben böylece 150 yıldır dünyada çay ağacı yağı antibiyotik gibi akne, sivilce gibi yaraları iyileştirici olarak iyileşmeyen yaraları iyileştirmek için kullanılıyor. Mesela böyle bir televizyon programında sunucu bir bayan tam burnunun kenarında böyle bir akne sürekli fondötenle kapatıyor. Ne oluyor dedim. Ya hiç sorma hiç iyileşmiyor bu dedi. Ne kullandıysam fayda etmedi. Ha, çok kolay. Çay ağacı ya damlatın bir iki damla hemen iyileşirdim. Gerçekten mi? Evet. Aldığı stüdyoda canlı yayında damlattı. Dedi ki siz de şahitsiniz. Bakacağız, göreceğiz. İki gün sonra tekrar canlı yayına gittik. Hiçbir şey kalmamış. Başka bir hanımefendi de geçen sene burada program yaparken onun da dudağında uçuk oluşuyor. Herpes simplex tip 1. Uçuk herpes oluşuyor sürekli. Hı. Gerçekten etkili. Deneyelim. Canlı yayında denedik. Bir hafta sonra tamamen temizledi. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Çay ağacı yağı ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Benim yazmış olduğum bu kitapta da bununla ilgili çok geniş Profesör Doktor Bazart ve ekibi birçok ilim adamının bununla ilgili klinik araştırması var. Sadece akne, sivilce, iyileşmeyen yaralar değil. Aynı zamanda orta kulak iltihaplanması olduğu zaman da kullanılır. Fakat yakıcı olduğu için çok sert. Bebekler ve çocuklar için ağır olur.